Selamünaleyküm. Allah geceniz hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. En son mecliste zikretmemenin sıkıntılarını okumuştuk. O yüzden onunla alakalı hatırlatma babından bir tane hadis okuyup bugün la ilahe illallah demenin faziletiyle alakalı derse geçeceğiz inşallah. Son dersten bir hatırlatma babında bir hadis okuyup geçelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin herhangi bir topluluk bir mecliste toplanır, Allah'ı zikretmeden dağılırlarsa bu meclis kıyamet gününde kendileri için bir pişmanlık olur. Bu yurdunu rivayet etmiş. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh hazretleri. Demek ki bir mecliste toplanıldığında muhakkak ki orada Allah zikredilecek. Eğer orada Allah zikredilmezse o mecliste toplananların hepsi de orada zikrullah yapılmadığı için, orada Allah zikredilmediği için kıyamet gününde mahşerde bunun pişmanlığını duyacaklar. Hatta başka bir adı şerifte Allah muhafaza eylesin. Yani bu biraz ağır merkebe benzetiyor. O yüzden toplandığınızda, bir araya geldiğinizde arkadaşlarınızla beraber evde bir kısa böyle işte 3-5 arkadaş toplandınız, yemek yiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Orada hemen varsa zakir, yoksa çavuş, o da yoksa oranın en eski ders alan kimsesi kısa da olsa bir zikrullah yapıp Allah'ın izniyle öyle dağılacaklar. Zikrullahsız dağılmak, zikrullahsız orada toplanıp orayı terk etmek yok. Yani bununla alakalı arkadaşlar titiz davranacaklar. Toplanın, işte orada bir darbi, cehri yaptıracağız diye uğraşmayın. Bir de böyle bir takıntı var. Yani toplanmışsınız 3-4 kişi orada. 3-4 kişi toplanınca böyle orada illaki darbi zikrullah yapılacak. Böyle işte orada bir cayırtı koparılacak diye bir kaide yok. Yani etrafın hassasiyetine dikkat etmek, etraflı olan ilişkilere dikkat etmek. Ondan sonra oradaki o kimsenin, yani ev sahibinin durumunu, konumunu ona göre bir kimse göz ardı etmeden bir iş yapmayacak. Ve bu bayanlarda da var, erkeklerde de var. İşte 3-4 kişi orada illaki güdüm vuracaklar. İllaki orada işte sesleri çıkıncaya kadar ilahi okuyacaklar. Ya da 5-6 kişiler, 5-6 kişinin 3 tanesi 4 tanesi ilahi okuyacağım diye uğraşıyor. Böyle değil. İlahinin zikrullah'ta söylenme adabı, bir, zikrullah'ta vurulan esmaya uygun ritim, iki, ilahiler özlü sözlerdir. Aşıkların sözleri özlü sözlerdir. Orada ilahi anlaşılabilmeli dinleyenler tarafından. Zikrullah'ın başından sonuna kadar ilahi okunmaz. Ardı ardına kıtalar ardı ardına öyle ilahi okunmaz. Buradaki ilahiciler de bunu dinlesinler. Bizim dergahımızda birinci derecede Yunus ilahiler okunur. Biz birinci derecede Yunus ilahiler okuruz. Birinci derecede.
Yunus'tan. Mümkün olduğunca, Yunus ilahiden. Mümkün olduğunca var. Bizde böyle dandunu böyle ilahi dolmazdı. İlahiler. Yunus'tan zikrullahın adabına göre. Zikrullah coşkulu gidiyor. O coşkulu giden zikrullaha ağır bir ilahi söylenmez. Zikrullahın coşkusunun üzerine su serpmek gibi. Ateşin üstüne su atmak gibi. Ateşin üstüne su atılmaz. Kim ateşin üstüne su atarsa o yanar. Ateşin üstüne su atan yanar, başı yanar o. O yüzden ben aklıma ne geldiyse o ilahi okuyacağım, öyle bir şey yok. Ya ben şimdi bir işte naat okuyacağım, öyle bir şey yok. Adamın başı yanar. O yüzden ilahicilerin başındaki kimse en problemli yerdir. Bir kötü nazar, bir ters nazar adamın dervişliğinden eder. Çünkü burada zikrullah yapanın gafleti belli olmaz. İlahi okuyanın gafleti belli olur. Ben ilahi okuyan kimsenin zikrullah yapmadığını ilahide görürüm. İlahiden görürüm. Derim ki zikrullah yapmış olsaydı bu zikrullahın temposuna bu ilahinin gitmeyeceğini bilirdi. Bunlar zikrullah yapmıyor derim içimden. Bizde ilahici ses sanatçısı değil, sahne sanatçısı da değil. Bizim asıl işimiz Allah'ı zikretmek. Neymiş, bendirmiş, ilahiymiş, semaymış. Bizim ana hatımız değil. Tekrar altını çiziyorum. Neymiş, bendirmiş, onu ilahiymiş, semaymış. Bizim hedefimiz değil. Ana hatımız değil. Bizim ana hatımız Allah'ı zikretmek. Bizim ana hatımız Kur'an ve sünnete tabi olup Allah'ı zikretmek, Allah'ı sevmek. Herkes semazen olacak diye bir kaide yok. Herkes ilahici olacak diye bir kaide yok. Herkes bendirci olacak diye bir kaide yok. İlahi zikrullahın adabının erkanın içinde mi? Evet. Sema zikrullahın adab ve erkanın içinde mi? Evet. Bendir vurmak zikrullahın adab ve erkanın içinde mi? Evet. Ney üflemek zikrullahın adab ve erkanın içinde mi? Evet. Dikkat edilsin yanında. Zikrullah başladı sonuna kadar ilahiciler hiç durmuyor. Böyle bir şey yok. İlahi dinlenebilmeli. Neden ilahi başladığında ben hafiye geçerim? İlahiyi dinlesinler. Oradaki özlü sözleri, Kur'an'ın tefsiri hükmünde olan, hadis-i şeriflerin tefsiri hükmünde olan o sözü işitsin. Sem'a denir eski dilde ilahi okumaya da. İşitmektir manası. O yüzden ilahi okuyanlar da zikrullahı takip edecekler. Zikrullahı bakacaklar. Ona uygun tempo belirleyecekler. Semaya bakacak, semaya uygun tempo belirleyecek. Sema almış, hızını gitmiş, semayı yaptıran efendi semanın altını ateşi sürmüş, yakmış ateşi, körüklemiş. Semazenler fırıl fırıl gidiyor, oradan ağır bir ilahi. Yapma kardeş. Onu okuduyduk. Sen onu değiştiremiyorsan orada durma. Orada durma. Sen saplantı halinde biz 7 tane ilahi hazırladık. 7 tane ilahi bunun haricinde bir şey okumayacağız, bir şey yapmayacağız diyorsan orada durma. Yok. Hiç söyleme o zaman. Es geç. Biz ilahisiz de sema ederiz. Biz ilahisiz de zikrullah yaparız.
Biz neydensiz de biz semada ederiz, zikrullah da yaparız. Bizde bir tane neyden vardı. Kulakları çınlasın. Böyle baktık ileri geri yapıyor. Vites değiştiriyor. Cafer dedi göndereceğim. Bana sormana gerek yok dedim. Durma. Ben kendi nazımı çekemiyorum dedi. O zannetti ki işte biz onsuz yapamayacağız. Biz hiç haftalarca ney olmadan sema ettik biz yukarıda tekkede. Sıkıntı yok bizim için. Bir kimse neyin ihtiyacın var derse onun kölesi olur. Allah'tan başka hiç kimseye köleliğe razı değiliz. Bir Allah'a köle oluruz. Bir İslam'ın kölesiyiz. Dinimizin kölesiyiz. Kur'an ve sünnetin kölesiyiz. Ne Ahmet'in, ne Mehmet'in, ne şeyhin, ne üstadın. Hiç kimsenin kölesi değiliz. Hiç kimsenin. Hiç kimsenin kölesi değiliz. Hiç kimsenin marabası değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Yapacaksak kulluk ona kulluk yaparız. Ona, kulluğumuz ona bizim. Biz bir iz süreceksek o izimiz bizim Muhammed Mustafa'nın izi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yolumuz Muhammed Mustafa'nın yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimsenin değil. Mustafa Özdoğan'ın bir yolu yok. Ahmet'in, Mehmet'in bir yolu yok. Hiç kimsenin yok. Yol Muhammed Mustafa'nın yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun izini takip edeceğiz. Biz onun ayak izlerini takip edeceğiz. Biz onun sünnetine tabi olacağız. O bizi Allah'a ulaştıracak, eriştirecek. O yol. Başka bir şey değil. O yüzden ilahide de ne yapılacak? Adabı uygun olacak ilahinin. Esmalara uygun olacak. E beş kişiyiz. Evde zikrullah yapıyoruz. Üçü ilahi söylüyor. Olmadı. On kişiyiz. Beşi ilahi söylüyor. Olmadı. Evlerdeki zikrullah olacaksa hem de zikir talim olacak. Beşi birden ilahi söyleyecek. Zikrullahı herkes zikrullah'tan yan çizecek. Bunların hepsini yaşadık zamanında. Yeni kurulan yerlerde, yeni olan yerlerde böyle şey çok olur. Bayanlarda çok olur. Zikrullah'a nefsi yetmez, nefesi yetmez. Nefsi ve nefesi yetmez. Haydi ilahi atar kendine. Yok öyle şey. Ha, beş kişisin. İlahi okunmasa da olur. Yapın beş dakika, on dakika zikrullahınızı bırakın. Saatlerce gelmiş ev toplantısı, evde bir sohbet olmuş, çay içilmiş, yemek inmiş. Bir saat zikrullah. Yok kardeş ya, yapma. Sazı eline aldıysan, yok. En eski dermiş o ya, cayırdatıyor. Zakirlik iştahını kabartıyor o kimse kendi kendine. Gizli zakirlik yapıyor. Bak ben nasıl uzun yaptırıyorum, ben ne güzel yaptırıyorum. Allah muhafaza eylesin. Amin. Gizli şeyhlik, bak ben ne güzel yaptırıyorum. O bilmez. Şeyh Efendi senin halinle ilgilenmemiş. Bunlar tecrübe, duyduğum şeyleri söylüyorum size. Bunu zakirin birisi dervişe söylüyor. Onu diyor ki efendi babanın diyor müşkilatı fazla, hani telaşı çok, zamanı yok, seninle fazla ilgilenmemiş. Derviş de heva ve hevesten tatlı memeyi bulur. Hemen yönünü ona döndürür. Bilmez ki ikisi de batar sonra. İkisi de batar sonra. Bir baktım o şey arkadaş onun peşinde dolaşıyor. Zakir'in peşinde. İşte bana da böyle temanna edince elimi omuzuna koydum. Dedim senin şeyhin kim? Abdullah Efendi. Onun etrafında böyle dolaşıyor musun dedim ben. Hiç görmedim dedim.
Hayır dedi. Şeyhin etrafında dolaşmıyorsun da dedim ben. Zakir'in bu dedim. Filan caminin etrafında ne dolaşıyorsun sen böyle? Bu kaldı. Dedim kendini yakmakla kalmazsın. Onu da yakarsın. Hem de yaktı. Tabii tatlı gelir. Bir kimsenin etrafında birilerinin dönmesi. Böyle hani kuzular olur ya, aklı yerinde değildir. Anası diye başka kuzu, başka koyunların etrafında döner. Emcem diye. Onu kendi annesi zanneder. Koyunun safı da onu emzirir. Sonra kendine gelince başlar ona tekme atmaya. Hem kendi anasından olur hem de uygundan olur. Koyunun safıyla kuzunun şaşkınıdır o. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden gizli zakirlik yapmaya da kalkmasın kimse. İşte ya söylediler işte herkes zikrullah yaptırabilir dediler. İşte örnek atıyorum X yerin dersine gün salı gün. Arkadaş evine ders koymuş. Ne dersi? Bizim evde de ders var. Oğlum orada ders yok mu? Var. Burada ders ne? Biz de burada toplanıyoruz. Ha. Hoş geldin 23 Nisan. Böyle bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Evet, dersi yapacağız. Dersi yapacağız. Toplanmışız. Ama öyle zakirlik, çavuşluk, heva ve hevesiyle değil. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cümlemizi korusun inşallah. Amin. La ilahe illallah sözünün anlamı ve fazileti. Bu okuduğumuz dersleri kameraya doğru göstereyim. Hadislerle İslam tergib ve terhib. Birkaç arkadaş sordu. O yüzden söyleyeyim. Bu zannediyorum 6 cilt miydi, 7 cilt miydi, neydi? Öyle olması lazım. Bu da bir şeyin Kütüb-i Sidde muhtasarı gibi. Bu da böyle hani Kütüb-i Sidde 6 tane hadis kitabının toplamı ya. Rudani'de 14 tane hadis kitabı var. Bunda da böyle işte Kütüb-i Sidde, Rudani böyle derlenmiş, toplanmış. Ondan sonra konularına göre tasnif edilmiş. Ama güzel bir şey. Ne o? Hadis kitabı. Tavsiye ederim herkese. Yalnız bunun derleyicisi Şafii fıkhındandır. Hanefiler okurlarken dikkat edecekler. Böyle Şafii fıkhına uygun hadisler de var içinde çünkü. O yüzden yeni hadis okuyacak olanlar Riyâ-ül Sâlihîn okusunlar. 3 cilt. Diyanet'in bastırdığı, ben böyle yıllardan beri elimin altında, herkese de tavsiye ederim. Yeni hadis okuyacak olanlar, tekrar söylüyorum. Hiç o güne kadar hadis-i şerif okumamışlar. Fıkıh ilmi yok. İlmihal bilgisi yok. O Riyâ-ül Sâlihîn okuyacak. Hanefi ise. Neden? Riyâ-ül Sâlihîn'deki hadisler Hanefi fıkhına uygun olan hadisler. Onun kafasında ikilem oluşmaz. Onun kafasında herhangi bir karışıklık oluşmaz. Yeni hadis okuyacak olanlar. İlk hadis kitabı Buhari'nin Edeb-ül Müfredi. Önce ahlakımız düzgün olacak. Edebimiz düzgün olacak. Günah kebairlerden uzak olacağız. Tekrar söylüyorum. Yeni yolun başında hadis okuyacak olanlar veyahut da bugüne, o güne kadar hadis okumayanlar, birinci okuyacak olduğunuz hadis kitabı Edeb-ül Müfred. Edeb, ahlak hadisleri. Muhakkak herkesin evinin evinde bulunacak, herkesin elinin altında olacak. Ahlak hadisleri.
İkinci okunacak olan hadis kitabı Riyâ-ül Sâlihîn 3 cilt. Muhakkak hadis okuyacak olanlar veyahut da evinde bir hadis kitabım olsun diyenler Riyâ-ül Sâlihîn'i evlerine alacaklar. Eşlerine, çoluğuna, çocuğuna, etrafına okusun diye muhakkak evlerinize Riyâ-ül Sâlihîn alın. Evleriniz kitapsız olmasın. Siz de okumayan derviş olmayın. Okumayan sufi olmayın. Muhakkak ki okuyun. Muhakkak. Muhakkak evinizde tek ciltlik kuduri olabilir. İslam ilmi hali, fıkıh olarak. Ömer Nasuh bilmenin İslam ilmi hali olabilir. Kuduri tek ciltlik İslam ilmi hali olabilir. Eğer biraz daha geniş istiyorum diyorsanız dört ciltlik El Hidaye. Dört ciltlik El Hidaye okuyabilirsiniz. Oradan buradan kitap edinmeyin. Neydi belirsiz, kimin yazdığı, kimin derleyip, kimin toparladığı belli olmayan kitapları okumayın. Ondan sonra adam kalkıyor, Daesh'i haklı görüyor. Ondan sonra adam kalkıyor, la la illallah Muhammed Resulullah diyen kimseyi küfürle itham ediyor, onu haklı görüyor. Kökünün nerede olduğu belli değil, hangi neye hizmet ettiği belli değil. İngiliz soytarısına mı hizmet ediyor? Amerikan soytarısına mı hizmet ediyor? İsrail soytarısına mı? Rusya soytarısına mı? Hangi emperyalist güce hizmet ettiği belli olmayan, kimin yazdığı, kimin derleyip, kimin toparladığı belli olmayan eserleri okuyorlar insanlar. Allah muhafaza eylesin. O yüzden biz kardeşler Kur'an ve sünnetten şaşmayacağız. Hanefi isek okuyacak olduğumuz kitap işte ne? Dört ciltlik El Hidaye. Hanefi isek okuyacağımız Kuduri. Şafi isek yine bir Şafi ilmi hali var. Şimdi ismi aklıma gelmeyecek. Gidelim onu okuyalım. Hadis-i şerif okuyun. Meal okuyun. Tefsir okuyun. Tefsir okuyacaksanız alın Taberi'nin tefsirini okuyun. İlk tefsirlerden. Elmalı'yı açın okuyun. Sıkıntı yok. Allah'ım bizleri iyi eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri der ki ya Resulallah kıyamet gününde senin şefaatinle insanların en mutlusu kimdir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ey Ebu Hureyre senin hadise olan düşkünlüğünü gördüğümden dolayı bu hadisi senden önce hiçbir kimsenin sormayacağını zannetmiştim. Kıyamet gününde benim şefaatimle insanların en mutlusu kalbinden içtenlikle la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyenlerdir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatine nail olacak ve o şefaatten en mutlu olacak olan kimseler içtenlikle la ilahe illallah diyenler. Zikrullah'ın başlangıcı la ilahe illallah'tır. O yüzden kardeşler günlük virtlerini çektikten sonra sayısız ders çekeceklerse veyahut da ders çekmek istiyorlarsa tevhid hatmine niyet edip la ilahe illallah'a devam edebilirler. Kendi kafanızdan virt oluşturmayın. Kendi kendinize virt oluşturup o virdi çekmeye çalışmayın. Kendi kendine virt oluşturan, kendi kendine virt çeken bir kimseden yol sorumlu değildir. Yarın öbür gün yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Hiç kimsenin bu noktada, hiç kimsenin sorumluluğu üzerimizde olmaz. Hiçbir sufi
hiçbir ders alan kimse bir üstada intisap ettiyse o üstad ne dersi verdiyse onu çeker. Onun dışında bir ders çekmez. Onun dışında kendi kendine bir virt edinmez. Onun dışında hiçbir çavuş, hiçbir zakir, hiçbir nakip, hiçbir nukabba ders vermez, değiştirmez. Ancak bir üstad ona sen ders değiştirebilirsin, sen esma verebilirsin derse o zaman o kimse ders değiştirir, esma verebilir. O yüzden derviş kardeşler de buna dikkat edecekler. Kendi kafalarından, kendi heva ve heveslerinden virt edinmeyecekler. Sen bir derse tabi olduysan, bir üstada tabi olduysan, sana ne ders verdiyse onu çekeceksin. Dersi çekemiyor musun? Diyeceksin ki, ben dersimi çekemiyorum. Lütfen benim dersimi alın. Bitti. Biz insan toplamaya çıkmadık. Adam avlamaya da çıkmadık. Tekrar söylüyorum bunu. Bir kimse intisap etti, ders aldı. Ders çekmiyor. Kardeş, sen bir söz verdin. Vacip hükmünde senin ders alman. Ders aldıktan sonra dersi çekmen vacip hükmünde. Kendini bu sorumluluğun altında ezme. Biz çok kalabalık olmakla iki tarafa hava atacak böyle bir derdimiz yok biz. Çok kalabalık olacağız da biz de aidat toplamıyoruz, para toplamıyoruz, pul toplamıyoruz, himmet toplamıyoruz, bir şey toplamıyoruz. Burası çok kalabalık olacakmış, bizim şanımız şöhretimiz artmaz. Ya çok az olacakmış, bizim şanımız şöhretimiz eksilmez. Allah'ın yanında neyse koyuz. Bizim derdimiz o. İnsanlar alkışlasın, insanlar şakşaklasın, böyle bir derdimiz yok bizim. Öyle bir şey olmuş olsak herkese göre bir din anlatır. Anlattığımız din Kur'an sünnet. Herkese göre değil. Bizim Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz, çekintimiz, sıkıntımız yok. Ben hep bunu tekrar ediyorum. Geriye miras olarak Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmış, imamların içtihadında duran ilk sufilerin yolunu miras bırakacağız bırakacaksak. Biz size televizyon kanalı, radyo kanalı, hac ömre şirketi, marketler zinciri, turizm şirket zinciri, araba kiralama zinciri böyle şeyler bırakmayacağız. Yok sıralı ne o? Dergahın dükkanlarıymış, tekkenin dükkanlarıymış, hizmetin dükkanlarıymış, evleriymiş. Böyle şeyler bırakmayacağız size. Böyle bir şeyimiz yok. Bu dergahın müntesipleri miras olarak Kur'an ve sünnete bağlı, imamların içtihadı dairesinde ilk sufilerin yolunda giden bir yol bırakacağız. Miras olarak. Başka bir derdimiz yok. Başka hiç derdimiz yok. O yüzden hiç kimsenin hevasını, hevesini, şeytanın dürtüklemesini kaldıracak noktada değiliz. Yok bu giderse ne yaparız? Yok bu gitmezse ne yaparız? Hiç böyle benim, hele benim hiç böyle bir derdim olmadı bugüne kadar. Kimse kendi kendine havalanmasın, kanatlanmasın. Kanatlandıysa uçar zaten, Allah yolunu açık etsin. Kanatlanmadıysa kediye köpeğe yem olur. Kanatlandıysa demişizdir ki ya görememişiz, kanatlanmış adam, kör gözlüyüz. O yüzden düzgün yol bırakacağız. Evet, hiç kimse o yüzden kendi kafasından virt edinmesin. Ders almışsın. Ben bunu da çekiyordum önceden. Çek kardeş o zaman. Ne var ders aldın sen? Bizde ne işin var ya? Bak işine.
Ne dersi çekiyorsan çek, hayatına devam et, yoluna devam et sen. Sana zorla gel ders alan var, al diyen var mı? Yok. Sonra derviş, çavuş kardeşler, zakir kardeşler. İlla ki birisine ders vereceğiz diye uğraşmayın. Rüyasında görsün, halinde görsün, gelsin, gitsin, kalbi ısınsın, rüyasında görsün. Alsın dersini. Biz ders vermeyeceğiz diye bir derdimiz yok bizim. Ama yol geçen ana gibi. Oradan dersi alıyor, iki gün sonra çekmiyor. Allah yolunu açık etsin. Ne geliyor, ne gidiyor. Ne gereği var ya, bırak. Adam dersini çekmeyecek, dergaha gelip gitmeyecek. Ne işi var bizden? Versin dersini geri, iade etsin, baksın işine. Allah muhafaza eylesin. Meseleyi toparlayın. Demek ki kıyamet gününde en mutlu insan Hulusi kalp ile la ilahe illallah diye. Dersini çektin, tevhidine devam et. La ilahe illallah. Her dem. Bir rüya gördün, bir hal gördün. Esma verildi. Kaç tane? 7 gün 100 tane şunu çekeceksin. 7 gün 100 tane onu çek, bırak. Bitti, bu kadar. Ben 7 gün 100 tane bunu çektim, şimdi ne çekeceğim? Ya sana 7 günlük 100 tane ders verilmiş. Tamam, 7 gün çektin mi çektin. Tamam, bitti. Arkasını arama. Dervişlik adabı bu değil. Sana 7 gün bundan çek dediler mi dediler. Veyahut da şundan sayısız çek dediler mi 7 gün dediler. Ne dedilerse. Günü belli, saati belli, dakikası belli veya belli değil. Onun devam edeceksin. Bitti. Ardından sorulmaz. Ardından sorulmaz. Yol bu. Edep bu. Rüya gördüm, illaki rüyamı tevil ettireceğim. Ettir, yavaş ol, sakin ol. Sakin ol. Ben filancaya ettirebilir miyim? Ya böyle bir şey yok. Senin başında bir zakir var mı? Var. Senin zakirin. Dinleme varsa yetkisi, dinler. Dinlemeye yetkisi yoksa, kimin dinlemeye, tevil etmeye yetkisi varsa onu anlatacağım. Ya, telefon açıyor herhangi bir kimse. Ben rüyamı filanca anlatabilir miyim? Allah Allah. Kardeşim, onun rüya dinlemeye, onun rüya dinlemeye böyle bir yetkisi yok. Sen neden onu anlatacağım diyorsun? O benim hoşuma gidiyor. E gitse senin şeyhin olsun o zaman. Böyle bir mantık var mı ya? Allah muhafaza eylesin. Amin. Herkes edebe, adaba riayet edecek. Hiç kimse başındaki zakiri ezmeyecek, es geçmeyecek. Başındaki sorumluyu ezmeyecek, es geçmeyecek. Adam zakirden yol bulamıyor, beni arıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendim böyle böyle yapacaktık da. Allah. E başınızda zakir yok mu sizin? Var. Başınızda sorumlu yok mu sizin? Var. Var. Buna neden istişare etmediniz? Ona istişare et. Ondan meseleni hallet. Aa yok. Arkadaşlar, zakir tanımayanı hiç tanımaz. Başındaki vazifeliği tanımayanı hiç tanımam. Başındaki vazifeliğe edebin dışında davranan kimseyi hiç tanımam. Yol bu değil. Ben onları çok yaşadım. Ben onları çok yaşadığım için zakir kardeşlerime bunu yaşatmam. Göz göre göre yaşatmam bunu. Göz göre göre yaşatmam. Bütün semazenler, hepsi de Ali'yi dinleyecek.
Tekkedeki bütün çalışanlar, semazeni, mıtrıbanı, içerideki ilahicileri, hepsi de Adnan'ı dinleyecek. Dinlemezse ben onu tanımam. Kim olursa olsun. Semazen başları. Herkes Ali'yi dinleyecek. Semazenler. Hepsi de Ali'yi dinleyecek. Hepsi de Adnan'ı dinleyecek. İlahiciler. Hepsinin başında sorumlusu var. Hepsinden de sorumlu olan Adnan. Dinleyecek herkes. Öyle yandan, kenardan, oradan, buradan bir şeyler yapmaya çalışmasın hiç kimse. Türkiye'de nerede semazen varsa hepsi de Ali'yi dinleyecek. Nerede varsa. Ya biz işte dinlemeyiz. Allah yoluna açık etsin. Çıkar elbiseni git. Herkes. İstanbul'da İstanbul'un zakiri var. Herkes onu dinleyecek. Herkes dinleyecek. Başı boşluk yok. Kimse kafasından bir şey yapmayacak. Çanakkale'nin zakiri belli. Herkes dinleyecek. Hiç kimse başı boşluk yapmayacak. Başlarında zakir olanlar zakirlerine tabi olacaklar. Ha, sohbeti dinleyenler var şimdi. Başlarında zakir olmayanlar var. Onların da başlarına bir zakir tayin edildiğinde onlar da dinleyecekler. Dergahla alakalı. Geri kalan dergahı ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Adamın işiymiş, aşıymış, eşiymiş. Bizi ilgilendirmez. Allah yoluna açık etsin. O yüzden herkes edebini, adabını, erkanına riayet edecek. Ya işte semazenlerin başında bir de grup başları var. Öyle değil mi Adnan Hoca? Adam işte grup başını dinlemeyecek. Öyle bir şey yok. Dinleyeceksin kardeş. Dinleyeceksin. Riayet edeceksin. Dervişlik mi yapacaksın? Evet. Riayet edeceksin kardeş. Riayet edeceksin. Dervişliğin yolu bu. Adabı bu. Erkanı bu. Sen heva hevesine, nefsine uyarak da dervişlik yapacağım diye uğraşma. Allah muhafaza eylesin. Amin. Tevhidi, la ilahe illallah'ı boş kaldığında bütün kardeşler ders çekmek istediğinde ne yapabilirler? Çekebilirler. Günlük 5000'e kadar tevhid çekebilirler. Tekrar söylüyorum. Viyetlerini çektikten sonra adam viyetini çekebilir. Ardından da ne yapar? Tevhidine devam eder. Allah muhafaza eylesin. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ancak tek olarak onun olduğuna, eşi olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, peygamberi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve kendi tarafından gelen bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna inanırsa Allah onu yapmakta olduğu amele göre cennete koyar. Bir rivayette de cennetin 8 kapısından dilediğinden cennete girdirir ilavesi vardır. Demek ki kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der ise abduhu ve resuluhu. Onun karşılığı o. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah abduhu. Abduhu ve Resulullah. Der ise ve aynı zamanda İsa'yı Allah'ın kulu ve peygamberi. Yani İsa oğul değil. Allah'ın kulu ve peygamberi. Meryem annemizi de bakir ve temiz aynı zamanda da Cenab-ı Hak'ın kelimesini taşıdı İsa aleyhisselam. Onu da öyle inanacağız. Ve ardından da cehennemin hak olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna inanırsa o
iyi ameller de işlerse Cenab-ı Hak onu ne yapar? Cennetine koyar. Burada dikkat edilecek unsur ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'ın kulu ve peygamberi. İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve peygamberi. Cennet ve cehennemde hak. Allah bizi o hak üzerine yürütenlerden eylesin. Amin. Kim Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Demek ki kim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der ise Cenab-ı Hak ona cehennemi haram kılar. Demek ki biz o la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi fazlalaştıracağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak iman üzerine göçenlerden eylesin. Amin. Cenab-ı Hak her daim dili zikrullah ile ıslak olanlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak her daim gönlünde Allah sevgisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin muhabbeti olan gönüllerden eylesin inşallah. Hale mennahu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Amin. Ecmaîn. Nesli.